genç kız. Tabi anne babası çok yaşlı. Getirmişler ona. Diğer kardeşleri de var 5-10 tane. Ona getirmişler. Tabi o ona bakıyor. Biraz da yatalak gibi. Şimdi insanın düzeni de bozuluyor. İlk birinci öncelik anne babaya hizmet oluyor. Ona göre dışarı çıkma, içeri girme, misafir kabul etme, misafirle gitme, tatil vesaire her şey ona göre ayarlanıyor. Tabii sıkıntılar çekiliyor. Şimdi komşular bir araya geldiği zaman o kıza diyorlarmış ki bak o kadar kardeşim var sen enayisin diyorlarmış. Enayisin bak ona bakıyorsun. Bırak onlar baksın. O da ne diyormuş biliyor musunuz? Bu söylediğiniz laf çok ağır bir laf. Ben enayi değil, ben çok şanslıyım. Allah bana anne babama bakma gibi büyük bir lütfu ikramı bana lütfetmiştir. Bundan büyük bir hazine olur mu? Yanlış bakıyorsunuz, yanlış düşünüyorsunuz demiştir. Bakış açısı böyle olmalı. Böyle olan kazanır. Ne oldu şimdi? Annesine bakmayanlar, babasına bakmayanlar ya da annesine bakanlar ya da babasına bakanlar neredeler? Şimdi 100 sene önce yaşayanların hepsi mezarlıkta değil mi? Şu anda hiçbirisi yok. Biz 8 milyara yakın insanız şu anda. 100 sene sonra bizden kimse kalacak mı? Kalmayacak. Hepimiz mezarlıkta olacağız. Dolayısıyla annesine, babasına ihtiyarlıkta bakan da, gönlünü alan da, ona yardım eden de, ikram, ihsan da bulunanlar da mezara girecek. Anne babasına itaat etmeyen, asi olan, itip kakan, efendim onun gönlünü almayan, helalliğini almayan, ona ikram ve ihsanlarda bulunmayanlar da mezara girecek. Asıl hayat ondan sonra başlayacak. Ne diyor Rabbimiz? Siz dünya hayatını çok seviyor, ahireti hiç sevmiyorsunuz. Dünya hayatına rağbet ediyorsunuz fakat ahirete rağbet etmiyorsunuz. Oysa ebedi olan, kalıcı olan ahiret hayatıdır. Dolayısıyla dünya geliyor, dünya geçiyor. Takvimin yapraklarını bir bir kopartıyoruz. Daha dün kış gelmiş idi. İlk bahardı, yaz oldu. Şimdi sonbahara doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Her sene böyle gidiyor. Günler, geceler hepsi gelip geçiyor. Ama nihayetinde bir gün bakacağız ki mezarlıktayız. Toprağın altındayız. İş bitmiş. Ya Rabbi bana mühlet ver, döneyim de şu yaptığım yanlış işleri düzelteyim. Anne babamı efendim hakkını helal ettireyim. Şöyle çalışayım, böyle çalışayım. İş işten bitti. Allah göstermesin. İş işten geçti. Allah korusun. Dolayısıyla ne yapacağız? Madem ki anne babamız cennet vesilemiz, madem ki anne babamız bize peygamberimizin şefaatini kazandırıyor, madem ki anne babamız Allah'ın rızasını kazandırıyor, o halde ne yapacağız? Anne babamızın hayattayken gönlünü almaya, ikram ve ihsanlarda bulunmaya çalışacağız. Ya hocam benim annem babam hepsi vefat etti. Ben ne yapacağım? Dua edeceğiz. Onlar adına hayır hasenatta bulunacağız. Sadakalar vereceğiz. Sadakayı cariyeler vereceğiz. İşte ihtiyaç sahibi olan insanlara anne babamız adına efendim ikramlarda bulunacağız. Yetim kişileri, talebeleri, çocukları, insanları gözeteceğiz. Onlara anne babamız adına hayırlarda bulunacağız. İşte mazlum İslam coğrafyalarında işte Gazze gibi büyük bir soykırım, vahşet var. Oralara yardımlarda bulunacağız. Zaten kendimiz bulunacağız da biraz yardımı fazla yapalım. Bu da annem için, bu da babam için diyerek yardım artırmalıyız ki ölmüş vefat etmiş olan annemize efendim onun gönlünü alalım. Efendim ona ikramlarda, ihsanlarda böyle bulunmuş olalım. Bu yaptığımız bu ikramlar, ihsanlar emin olun alemlerin Rabbi olan Allah tarafından karşılıksız bırakılmaz. Muhakkak karşılığı katlanarak katlanarak verilir. O halde anne babamıza dua edeceğiz. Onlar için istiğfarda bulunacağız. Günahlarının bağışlanmasını dileyeceğiz. Ve elimizden geldiği kadar da onlar için hayır hasenatta bulunmuş olacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi anne babamızın gönlünü alan, onların isteklerini, arzularını, gönüllerini hoş ederek yerine getirmeye çalışan ve Rabbimizin bu vesile rızasını kazanan kullarından eylesin.